Sivas İrade Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 13 Aralık 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beklenen Büyük Marmara depreminin sanayiye olan etkilerinin azaltılması amacıyla Sivas ve etrafına yeni bir sanayi havzası kurulması önerisinde bulundu. Hisarcıklıoğlu'nun Orta Anadolu Doğu Akdeniz hattında yeni bir sanayi havzası talebi işsizlik ve göçle mücadele edilen Sivas'ta büyük heyecan oluşturdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, 2024 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, 2024 yılı bütçemize Türkiye yüzyılı hedefine yakışır bir Türkiye inşası için tarihi yürüyüşümüze Cumhur İttifakı ile birlikte devam edeceğiz dedi. Vali Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile birlikte Votorantim Sivas Çimento Ortaokulu'nda açılan dikiş nakış kursunu ziyaret etti. Şimşek, diktikleri kıyafetleri satarak aile bütçelerine katkı sağlayan kursiyerlere başarılar diledi. Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında teknik destek proje sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında ilimizde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli otel çalışanlarına, turizm acentelerine ve turizm merkezi çalışanlarına İngilizce eğitim verilecek. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.